görüyorsunuz. Yani bunlar süs bitkisi olabilir mi, olamaz mı değerlendir. Yani telefonda çalışsın. Gümüşhane'de 87 tür var. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Sosyal Gelişimi Destekleme Projesi kapsamında hazırladığımız Genç Fidanlar Projemizin son aşaması olan konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Genç nüfusun ekonomik ve sosyal hayata aktif olarak katılımını sağlayıp istihdama kazandırılması genel hedefiyle hazırladığımız projemizde Çatalpınar mahallemizde daha önce dışarıdan satın aldığımız park bahçe dilimine ihtiyacı olan mevsimlik çiçek, çalı, ağaççıkları üretmek üzere 2 adet sera kurmuştuk. Toplamda 27 kursi yerimize proje paydaşlarımız, Milli Eğitim Müdürlüğü, Ünye, Mürüvvet Vidimli Halk Eğitim Merkezi, İlçe Ziraat Odası Başkanlığı, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü desteğiyle teorik ve uygulamalı eğitimler vermiştik. Büyüyen ve gelişen şehirlerdeki çevre bilinci, son yıllarda ülkemizde süs bitkileri üretiminin taleple orantılı olarak artmasına sebep olmuştur. Bu sebeple Ünye Belediyesi olarak konuyla alakalı istihdama yönelik farkındalık ve bilgilendirme sağlamak amacıyla hazırladığımız konferansımızda çok değerli hocalarımız sunumda bulunacak. Projemizin gerçekleştirmesinde bize destek olan, başta Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'na, Valimiz Sayın Tuncay Soner Beyefendi'ye, Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet Hilmi Güler Beyefendi'ye, proje süresinde yine bize destek veren, paydaş ve iştirakçı olarak destek veren İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne, Ziraat Odası Başkanlığı'na, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bu anlamda teşekkür ediyoruz. Tabii bizi buraya davet eden belediyemiz nezdinde Sibel Hanım'a teşekkür ediyorum proje kapsamında. Yine bizi ağırladığı için belediyemize, Ferda Bey'e, İlçe Tarım Müdürümüze bizi yine davetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Süs bitkileri aslında sahip oldukları işte çiçek, meyve, yaprak herhangi bir organıyla insanları cezbeden ya da onların duyularına hitap eden biz bitkilere aslında süs bitkisi diyoruz. Tabii ülkemiz bu konuda şanslı. Bir kere bitkisel coğrafya yani bitkisel biyoçeşitlilik açısından zaten dünya üzerinde oldukça zengin bir ülkeyiz. Belki de biz konuşurken hani Türkler olarak şey biraz övünmeyi severiz başkanım. Hani deriz cennetten bir köşe hani vatanımız. Ya da bahsederken işte şuranın en iyisi biziz. Biz aslında hep iyiyiz. Bu konunun aslında tam karşılığı yani zengin olma tamam zengin bir tarihimiz var. Onun da tam karşılığı var köklerimize. Ama bir bu zenginliğimizin tam karşılığı şudur. Bizim 12.000'den fazla bitki türümüz var. Yani tüm Avrupa kıtasının toplam endemik bitki dediğimiz yani başka dünyanın hiçbir yerinde yetişmeyen bitkileri endemik bitkiler diyoruz biz. Toplam Avrupa kıtasından 3 katı daha fazla bilir endemik bitkimiz var. Sadece bizim alanda yetişiyor, bizim coğrafyamızda yetişiyor. Karadeniz bölgesine baktığımızda en fazla üretim Samsun'da var. Ordu gördüğünüz gibi yansıtadı. Dördüncü sırada yer alıyor. Yine kesme çiçek üretimi baktığımızda toplam 304 dekarlık bir alanda üretim var. Kesme çiçek ağırlıklı olarak Samsun, Tokat gözüküyor. Gülde'de bunlar TÜİK verileri. Gülde'de Ordu az da olsa yer alıyor. Yine çiçek soğanları dediğimiz, kesme çiçek olarak, saksılı olarak kullanılan türlerde de 25 dekarlık bir alanda üretim var bölgede. Üç mekan süs bitkileri üretimi gördüğünüz gibi ilk sırada. Yani peyzajda kullandığımız ağaç, çalı türlü, gümüş saksılı bitkiler, bunlar en fazla alanı oluşturuyor. 1607 dekarlık bir alanda üretim yapılıyor. Bu biraz daha yayılmış durumda. Yine ağırlık işte Samsun, Tokat,
ordu bir kısımda ve diğer illerde de bu üretimler var.